konuşmalarını yapmak üzere HAKİŞ Genel Başkanı Sayın Mahmut Arslan'ı davet edeceğim huzurlarınıza. Buyurun. Bugün 7 Ekim'in birinci yıl dönümü. Bir yılın muhasebesini yapmak, bir yıl içerisinde gerek dünyada, gerek ülkemizde, gerek HAKİŞ'te bu soykırıma karşı, bu katliamlara karşı ne yaptığımızın biz değerlendirmesini yapmamız gerekiyor. Tabii ki rakamlar. Hepimiz artık televizyon karşısında, pek çok programda, her gün Gazze'de, Batı Şeria'da, Kudüs'te yaşanan katliamları, cinayetleri, yaşanan insan hakları ihlallerini, işgalleri, hasılı insanlık adına ne varsa yok eden Siyonist devletin ve onun başındaki terörist Netanyahu'nun katliamlarını konuşuyoruz. Bütün bunlar hepimizi derinden üzüyor, yaralıyor. Bazen gözyaşlarımızı tutamıyoruz. Bazen isyan ediyoruz. Bazen bu kadar da olur mu diyoruz. Ama bütün bunlar oluyor. Dünya bütün bunlara sessiz. Birleşmiş Milletler, İslam İşbirliği Teşkilatı, Avrupa Birliği, Arap Birliği, hasılı dünyadaki sözüm ona pek çok konuda insan haklarından dem vuran, kendilerine ait bir ihlal olursa kıyameti koparan uluslararası güçler ne yazık ki burayı seyrediyorlar. Biz de seyrediyoruz. Ancak HAKİŞ ailesi olarak başka bir şey yapıyoruz. Sadece seyretmiyoruz. Bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Elbette ki yeterli değil. 7 Ekim'den bugüne kadar geçen bir yılda HAKİŞ sendikalarımız, mensuplarımız, yöneticilerimiz, hasılı topyekün HAKİŞ ailesi elinden gelen bütün çabaları göstererek daha fazla kardeşleriyle dayanışma, daha fazla kardeşlerine destek ve yardım yapma konusunda ciddi bir çaba içerisinde. İddia ediyorum, konfederasyonumuz mütevazi bütçesiyle, sendikalarımızın mütevazi bütçeleriyle, çalışanlarımızın yaşadığı ağır ekonomik koşullara rağmen, yetersiz anlamdaki ücret zamlarımıza rağmen, HAKİŞ'in evlatları, HAKİŞ'in çocukları, HAKİŞ'in mensupları gerçekten saygıdeğer, teşekkürü hak eden, takdiri hak eden bir yardım kampanyasını sürdürmektedir. Bütün HAKİŞ ailesine, sendikalarımıza, HAKİŞ yöneticilerimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bu çabalarınızı gerçekten takdirle, şükranla karşılıyorum. Allah sizden razı olsun. Daha fazlasını yapmalıyız. Yapabilmeliyiz. Yapabilecek kudretimiz, imkanımız da var. Onun için HAKİŞ olarak sadece bir yıldır yaşanan katliamları değil, 100 yıl aşkındır devam eden işgalin ve 76 yıldır devam eden Siyonist devletinin kurulmasıyla başlayan Filistin topraklarındaki her türlü katliam, yasa dışı ve insan hakları ihlallerinin unutulmaması gerektiğinin altını çizelim. Sorun 7 Ekim'de başlamış değil, 7 Ekim sürecin bir aşamasıdır. 76 yıldan daha geriye gidersek 1917'de Osmanlı Kudüs'ten çekildiği an sorunlar başladı. Onun için arkadaşlar 4 asır Kudüs ve Filistin topraklarında hüküm süren atalarımız Osmanlı'nın bıraktığı topraklar ne yazık ki kan ve gözyaşıyla tanıştılar. 2018 yılıydı, İstanbul'da Kudüs'le ilgili bir program yapmıştık. Uluslararası Filistin ve Kudüs'e Destek Sendikalar Birliği'ni
Memur Sen'le birlikte kurduğumuzda ilk konferanslarımızı İstanbul'da yaptık. O konferansımıza Filistin'den, Gazze'den, Kudüs'ten kardeşlerimiz katılmıştı. O tarihte bir Kudüslü aktivist hanımefendinin konferans başkanlığı olarak bize gönderdiği bir hem sitem hem de çağrı vardı. Bu aslında bizim tarihimizi ve Kudüs'le Filistin'de olan ilişkilerimizi bize anlatıyor. Hanımefendi şöyle sesleniyordu. Atalarınız Osmanlı'nın bu topraklardan gidişinin 100. yılı. 100 yıl bu topraklarda acı, kan ve gözyaşı hüküm sürdü. İşgaller, katliamlar, sürgünler, kendi topraklarında mülteci durumuna düşmüş Filistinliler. 4. kuşak yaşıyoruz. Ama hala özgür ve bağımsız bir Filistin devletini kuramadık. Neredesiniz ey Osmanlı'nın çocukları? Ne zaman geleceksiniz? Bu bize büyük bir sorumluluğu da hatırlatıyor. Sadece ne yapmamız, nasıl yapmamız gerektiğiyle ilgili elbette ki söylenecek çok sözümüz var. Bundan sonrasını ne yapmamız, bundan sonrası nasıl davranmamız gerektiğinin de altını çizmemiz gerekiyor. Onun için hakiş olarak bütün etkinliklerimizde elbette ki bu süreci, katliamları, insan hakları ihlallerini, Siyonist devletin insanlık dışı uygulamaları ve bütün bu yapılan edilenlerin hesabının sorulması gerektiğinin altını çiziyoruz. Netanyahu katiliyle beraber o katil ordusunun uluslararası mahkemelerde yargılanıp en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyoruz. Soykırım nedeniyle Adalet Divanı'nda en kısa zamanda yargılamanın bitip ve İsrail Siyonist Devleti'nin soykırımcı olarak ilan edilmesini istiyoruz. Ateşkesin bir an evvel gerçekleşmesini istiyoruz. Hasılı işgalin sona ermesini istiyoruz. Özgür ve bağımsız bir Filistin devletinin başkenti Kudüs olarak kurulmasını istiyoruz. Ve bunları daha çok daha çok sıralıyoruz. Bütün bunları istemekle beraber biz ne yapacağız? Benim ülkem Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Sayın Cumhurbaşkanımız gerçekten bu konuda dünyaya örnek bir tutum sergiliyor. Bir duruş sergiliyor. Ortaya net bir tavır koyuyor. Ama yetmiyor. Daha fazlasını yapacağız. Yapmamız gerekiyor. Çünkü kardeşlerimiz, evlatlarımız, kızlarımız, gençlerimiz gözümüzün önünde her gün katlediliyor. Ve biz bunun mazeretini bulamayız. Mazeretlerin arkasına sığınamayız. Şartlar ne olursa olsun Türkiye daha fazlasını yapmalı. Yaptıklarımız elbette ki önemli. Daha fazlasını yapmalıyız. Hakiş olarak yaptıklarımız gerçekten büyük takdire şayan. Ben rakamlara baktım, biraz sonra yardım kampanyasını başlattığımızda da ayrıntılarını vereceğim. Yaklaşık 18 milyon TL'lik bir yardımı Hakiş ailesi, Hakiş çalışanlarımız, sendikalarımız bu bir yıl içerisinde bunu başardık. 15 milyon TL'nin üzerinde Gazze'ye, Filistin'e, Batı Şeria'ya, Hasılı, Kızılay aracılığı ve diğer alanlarda bu yardımlarımızı ulaştırdık. Bundan gurur duyuyorum. Ama değerli arkadaşlarım, unutmayın. Çanakkale'de Gazzelilerin mezarlığı var. Biz Çanakkale Geçilmez Destanı'nı yazarken yanımızda, dedelerimizin yanında Gazzeli kardeşlerimiz de savaştılar. Emperyalizmin Çanakkale Geçilmez Destanı'nı yazan kardeşlerimiz emperyalizme mesaj verirken yanımızda Filistinli Gazzeli kardeşlerimiz vardı. 100 yıl önce orası bizim bir sancağımızdı. Dolayısıyla Filistin neresi, Türkiye neresi diyenleri hatırlatmak istiyorum. Gazze düşerse biliniz ki İstanbul'da düşer demektir. Gazze düşerse Konya'da düşer demektir. Çünkü Gazze aynı zamanda bu toprakların da bir güvencesi, bu toprakların da bir garantisidir. Onun için Gazze'yi İstanbul'dan, Konya'dan, Bursa'dan ayıramazsınız. Ayırırsak bizi de ayırırlar. Gazze'li kardeşlerimizin
Filistinli kardeşlerimizin bizden talepleri şu. Gelin bizimle savaşın demiyorlar. Afganistan'da kardeşlerimiz gidip savaştılar. Suriye'de gidip savaştılar. Türkiye dünyanın değişik bölgelerinde gidip o toprakların bağımsızlığı, özgürlüğü için savaşan kardeşlerimiz oldu. Gazze'deki kardeşlerimiz bizden gelin savaşın demiyor. Gelin bizimle beraber Siyonizme karşı mücadele edin de demiyor. Biz bunları yapıyoruz diyor. Bakınız bir yıl geçti. Gazze'de Siyonist devlet hiçbir siyasi askeri başarı elde edemedi. Üstelik yenildiler. Ve bu yenilginin hıncıyla, kiniyle şimdi Lübnan'a ve Suriye'ye saldırıyorlar. Dolayısıyla Gazze'deki kardeşlerimizin bizden beklentileri nedir? Sivillerin öldürülmesine karşı, kadınların, çocukların, sivillerin Siyonistler tarafından savunmasız, silahsız, ellerinde taş bile olmayan insanların katledilmesine karşı duyarlılık istiyor. Filistin İşçi Sendikaları Konfederasyonu Genel Başkanı Sayın Saher Saat, bu gecemize özel bir video paylaştılar. Onu buyurun birlikte izleyelim. Bismillahirrahmanirrahim. أخي العزيز الرئيس محمود أرسلان إخوتي قادة الاتحاد العام لعمال تركيا إخوتي أخواتي عمال تركيا الباسلة أتقدم إليكم باسم إخواني وأخواتي الطبقة العاملة الفلسطينية في دولة فلسطين بأن أبعث لكم كل الشكر والتقدير على نضالكم ووقوفكم وتضامنكم بجانب الحركة النقابية الفلسطينية والشعب الفلسطيني. Kudüs İşleri Bakanı Sayın Doktor Eşref Hasan Asi El Avar'ı davet edeceğim. Buyursunlar lütfen. ما كان لي أن أرد دعوة من أشقاء العمل من أجل المدينة التي نحبها جميعا وهي القدس أتقدم بالشكر للسيد محمود أرسلان والاتحاد عمال حكيش على هذه الدعوة الكريمة. Tabii ki Kudüs'ten buraya gelmemiz kolay olmadı. Fakat bizi davet eden, bu değerli daveti bize sunan ve teşekkürlerimi kendisine ilettiğim Sayın Hak İş Başkanı Mahmut Aslan Bey'in bu davetine şüphesiz ki isticabet edecektik. Çünkü biz bunu kim, ne için yapıyoruz? Hepimizin sevdiği Kudüs için yapıyoruz. İnnel Kudüs leyset mücerred medine bel hiye ramzul hüviyye vel kerama vel sumud fehiye tehtellu mekaneten azime fi kulubil muslimin leyse fakat ke medineten tarihiyye بل كمركز روحي وديني يتصل بجوهر العقيدة الإسلامية. Kudüs sadece bir şehirden ibaret değildir. Kudüs aynı zamanda bir kimliğin ve onurun ve dayanmanın bir simgesidir. Bütün Müslümanların yüreklerinde yüce bir yere sahiptir. Sadece bir tarihi şehir olarak sayılmaz. Aynı zamanda İslam inancının özüyle bağlantılı olan dini ve ruhani bir merkezi teşkil etmektedir. تَسْتَادُ الْهَجَمَاتُ الْإِسْرَائِلِيَّةُ عَلَى الْقُدْسِ فَمَا يَجْرِي فِي غَزَّةُ هُوَ جُزْءٌ مِّنْ مُخَطَّطٍ ظَالِمٍ يَسْتَهْدِفُ الْفَلَسْطِنِيِّينَ فِي كُلِّ بُقْعَةٍ مِّنْ أَرْضِهِمْ. Başlangıçta özellikle Sayın Cumhurbaşkanı'na, Türk hükümetine, Türk halkına ve Türkiye'deki sendikalara Filistin meselesine verdikleri güçlü desteklerden dolayı bütün düzeylerde bu desteklerini her zaman görmekteyiz ve ısrarlı bir şekilde başkenti Kudüs olan bağımsız bir Filistin devletinin kurulması için vermiş oldukları destekten dolayı sonsuz teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Ve biliyorsunuz bu dayanışma bize gönüllerimizi ferahlatmaktadır ve desteğimizi güçlendirmektedir. Gazze'ye karşı sürekli canice bir İsrail saldırısı devam etmektedir ve aynı şekilde Kudüs'e de karşı bu suçlar işlenmektedir. Bugün Gazze'de olup bitenler esasında Filistinlilere karşı zalim bir planı oluşturmaktadır
ve bu plan onların topraklarını amaçlamaktadır. Şimdi iki Filistinli kardeşimi davet edeceğim huzurlarınıza. Müzeyyen Murtada ve Selina El-Wul gelecek. İlk olarak aranızda bulunma fırsatını bana verdiğiniz için teşekkürler. Benim adım Müzeyyen Murtada, Filistinliyim. Akka şehrinden. Diş hekimiyim. Ankara'da yaşıyorum. Tüm yıllarım diasporada doğdum ve yaşadım. Büyük annem işgalinden önce bana Filistin'in doğasının güzelliğini, zeytin mevsimlerini, huzur dolu geceleri barışıyla anlattığını hala hatırlıyorum. 1948 yılında Nakba oldu. Annem de İsrail'in vahşetini ve Lübnan'daki sığınmacı zulmünden bahsetmişti. O yaşıyordu, Akka'nın evin anahtarıyla dönmesini bekliyordu. Hastanelerim bile bombalar buşuyor. Bu yüzden oradaki çocukların haline anlatmak mümkün değil. Ben soykırımla karşı karşıya olan binlerce çocuktan sadece biriyim. Bu benim kısa ama acı dolu hikayem. Gazze'de benzeri hikayelerinde binlercesine bulabilirsiniz. Umarım savaş bir an önce biter ve bütün çocuklar olum ve yekim yerine evlerinde güvenli yaşar. Ben de bir an önce çiçek koklu vatanıma dönerim.